Merhaba, Yeşil Dalga'ya hoş geldiniz. Ben Mehve Şevin. Ben Ferda Karsu. Ve yeni bir bölümle yine karşınızdayız. Bu sefer ne konuşacağız? Ya bu moda işleri, sürdürülebilir moda, ekolojik giyim, işte yeniden dönüştürme vesaire falan filan. Hazır giyimde de, modada da daha doğrusu sadece giyimde çok kullanılıyor. Peki Ferdi, yani böyle bir şey var mı hakikaten? Yani mesela moda devamlı daha fazla tüketmeye teşvik ettiğine göre hem sürdürülebilir olması hem moda olması gibi bir şey bir aldatmaca mı ya da yeşil yıkamacılık mı? Yani bir ölçüde bizde olan şu anda dünyadaki versiyonu ne yazık ki yani böyle biraz şey, bu greenwashing denilen yeşil yıkama, senin de Türkçeleştirdiğin halde biraz ona kayıyor. Peki nasıl kaymayacak kısmını zaten konuşuruz ama tam da güzel bir yere dokundun. Şimdi moda dediğimiz şey ne? Her dönem değişen bir kılık, kıyafet, bir hani estetik kaygımız var. Ona binaen de endüstri bize çeşitli ayakkabılar, kıyafetler, çantalar üretiyor ve bunu da mümkünse diyor, her sezon başka bir şey giy ki diyor, statün de belli olsun, hani bir yerin belli olsun. Yani zengin misin, fakir misin, güzel misin, çirkin misin, hangi orta sınıf mısın, alt sınıf mısın? Böyle bir şey gelişmiş baktığınız zaman, durum gelişmiş. Bir bunu konuşmamız gerekiyor. Bu ne kadar doğru yanlış tüketim kısmı. Bir de o greenwashing mi değil mi, gerçekten sürülebilir bir moda olabilir mi, olamaz mı kısmını ayrıca tekniğini konuşmamız gerekiyor. Ha. O da ayrı bir case. Tamam. Onu da bir bakacağız, ele alacağız. Dolayısıyla iki konu önemli olacak burada. Tamam, o zaman bu yeşil yıkamacılıktan başlayalım. Yani olur. Şöyle mesela, marka vermeye de gerek yok ama diyor ki mesela X firması diyor ki ben %100 geri dönüşümle ürettiğim şu tişörtü sunuyorum size ve bunun içinde bu tişörtün de fiyatı daha yüksek. Çünkü ben gezegene zarar vermeden ve hani bazen bunun alt şeyleri açılıyor ama hı hı. Tabii ki gezegene zarar vermeden ne demek? Yani sen kumaşı üretirken mi, kullandığın kumaşla ilgili mi, tedarik zinciri mi, ne bileyim su kullanımı mı, neyi kastediyor ve hangi kriterlerin olması lazım? Tam bu kriter kısmı bence önemli. Herkesin de bakması gereken yegane şey, kıyafette bakalım ama bütün ürünlerde de artık kullanılıyor. Küçük küçük böyle yuvarlak o logocuklar vardır arkada. Onlara bir bakmak gerekiyor birincisi, onu söyleyeyim. Çünkü burada çok aldatmaca da dönebiliyor, çok güzel şeyler de öğrenilebiliyor. Onlardan bazılarında fair trade yazar, bazılarında biodegradable yazar, bazılarında der ki pamuk organikdir der mesela gibi bakmak gerekiyor. Orada da bence hani nasıl biz marketlere gidiyoruz da ucuzunu arıyoruz, sağlıklısını arıyoruz ya, kıyafette de markalarda da bize böyle şeyler sundukları zaman bir zahmet bir okuyalım onları. Yani hani gidip de o mağazada o tişörtü seçmek için 3 saat geziyoruz ya, 3 dakikada okumaya ayırabiliriz bence. Bu bir şey değil. Artık bir lüks değil ya da bir görgüsüzlük falan değil yani. Bu pamuk nereden gelmiş vesaire. Çünkü sen güzel özetledin. Şimdi küçücük bir tişört bile baktığında aslında tişört deyip geçersin ama koskoca bir dünya var arkasında. Diyeceksin ki bir tişörtte nasıl bir dünya olabilir? Evet ya. Yani tişörtte baktığın zaman diyelim ki pamuk kullanılıyor. Pamuk bir yün de olabilir bu. Pamuktan gidelim ele. Pamuğun üretilmesi dediğimiz olay büyük oranda hala, yani çok çok büyük oranda, belli oranda sentetiğini vesairesini karıştırılmışını kullanıyorlar ama toprakta pamuk bitkisi ekiliyor. Bizde de gayet o Çukurova'dan, filmlerden hatırladığımız, bildiğimiz o sahneler falan, maraba şeyleri, hikayeleri. Bakıldığında ne yazık ki pamuk belli oranda su tüketiyor, bir. Belli İki, oranda derken bayağı. Bayağı evet, bayağı yani ben birazcık şey söylemeyeyim ama hani tüketen bitkilerden biri. Zaten en büyük tedarikçilerinden biri dünyada, o yüzden Hindistan. Yani suyun nispeten bize göre biraz daha hani o fazla olduğu diyelim, yağışın falan. O yüzden orada var ama buradaki önemli olan diğer bir konu suyun dışında tarım. Bu pamuğu nasıl üretiyor? Yani dünya kadar sertifikasyon sistemi var. Bunlardan en bilinenlerden biri fair trade, adi ticaret. Bakabilirsiniz. Yani o pamuğu organik yollarla mı üretmiş? Bir, fair trade mi, adi ticaret mi? Bu fair trade'i açmam gerekiyor istiyorsan. Açalım mesela bu çocuk işçilik vesaire. Hepsi. Yani özellikle büyük firmaların, markaların
Bu da ayakkabı markaları da var, işte hazır giyim sektöründe bunların hepsi kahvecilerde var. Kahvecilerde var. Başka daha sayabiliriz çok, herhalde. Çok, çok. Ama özellikle büyük firmaların kar payını arttırmak için gelişmemiş ülkelerde Hindistan, Bangladeş, tabii. Türkiye'de onlardan artık biri. Ne yazık ki. Buralarda üretip, ucuza üretip üzerine kendi kar payını, bilmem nesini, pazarlamasını, markasını koyup satması. Dolayısıyla X firma şunu diyorsa, ben abi çok şeyim ya, süper ekolojik bir tişört yaptım. İyi de sen mesela bir tane tişörtü öyle yaptın. Yaptın, evet. O zaman bu seni ekolojik ya da sürdürülebilir bir iş yapıyorsun anlamına gelir mi? Gelmiyor ne yazık ki. Diyelim ki ürün gamında 25 tane farklı ürün var. Onlardan sadece bir tanesini fair trade yapıyor. Gerçekten de yapıyor. Ama 24'üne hiçbir şey yapmıyor. Ama devamlı onu pazarlıyor. Ben işte bak fair trade ürünüm de var falan. Bu bir işe yaramıyor aslında. Buna greenwashing deniyor. Yani sen bunu ya yapacaksın ya yapacaksın. %100 yapmam gerekiyor. Evet diyorsun. Yani %100 yapman gerekiyor. Özellikle şimdi bakın iki tane ayrım var. Bir, bazılarına diyor ki organik pamuktan üretilmiştir. Okey güzel. Kötünün iyisi. Ama asıl aradığımız şey sadece o değil. Özellikle fair trade benzeri. O da ne oluyor biliyor musunuz? Onu çok kısacık açayım. Lütfen. Üretimden nakliyeye, tüketime kadar her aşamasında prosesin içine girmiş tüm tarafların adil, eşit bir şekilde kazandığı. Bunun içinde toprak ve biyoçeşit de var. Bu hep atlanır. Hep bir şeye bakıyoruz. Arıcılar çok kazanıyor hikayesi var ya Türkiye'de tarımda. Ha, evet. Yani fair trade logosunu alabilmesi için ya da benzer onun gibi sertifikasyonları alabilmesi için benzer diyorum çok sayıda var. O yüzden okumak gerekiyor. Alabilmek için çiftçinin o bütün o ticaret hacminden diyelim o tişörtü ben alana kadar ki gelen aşamasına kadar ki ben örnek veriyorum X değerinde bir para harcıyorsam o paranın belli bir oranı o çiftçiye belli oranı aracıya neyse o gemiye vesaire belli oranı satıcıya Taksim'deki vesairedeki gitmesi lazım. En çok parayı Taksim'deki satıcıya da aracı almaması lazım. Mesela kurallardan biri bu. Adil dağıtılacak o para. Zaten işin adil olması kelimesi oradan geliyor o fair olayı. Ama tek bu yetmiyor. Diyelim ki Hindistan'da ya da Türkiye'de biz sök yuvasını üretiyoruz pamuğu. İşte bunu kullandığımız yer ne? Tarım, toprak. Doğru mu? Evet. Biz o topraktaki bakterisine, virüsüne, mantarına, o toprakta yaşayan köstebeğine kadar aynı değeri, aynı saygı göstermek zorundayız. Fair Trade logosu almak için. Bunu nasıl yapıyoruz diyeceksin. Evet. Yani sonuçta burada tarım yapılıyor. Şöyle yapılıyor. İlaçtır, hormondur ya da işte konvansiyonel bazı yöntemlerin olabildiğince zaten bunu olabildiğince diyorum ama bunların bir rakamı, kıstesi, kriteri var yani. Onu hepsinde görebilirsiniz. Açık açık yazarlar bu kriterleri. Dikkat ediliyor. Dolayısıyla olabildiğince az biyoçeşitliliğe de ve hatta oradaki kültürel hayata da yani siz diyelim ki Söke Ovası'nda bu işi yapıyorsunuz. O gelirden Söke Ovası'nda orada bir etnik grup varsa, orada bir köylü bir yaklaşım varsa onların da elde etmesini diyorsunuz. Mesela nasıl bu kontrol ediliyor? Mesela tamam nasıl kontrol ediliyor? Bir de Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla ve bence iyi örneklerin ismini de verebiliriz. İyi örnekler nedir? Bunları yapan gerçekten var mı? Gibi bir soru da ortaya çıkabilir belki. Yani hem kontrol hem de mesela Türkiye'de bu alanda çabalayan, uğraşan, hakikaten adil ticaret yapmak isteyenlere bir örnek teşkil edebilecek birileri var mı? Türkiye'deki fair trade ya da benzeri sertifikasyonu almış ürünlere baktığımda koskoca bir markanın tümünün hiçbir zaman almadığını söyleyebilirim. Bir. Hı hı. Bazı ürünlerinde sadece bunu yapıyorlar. O da sadece o ürünün bazı içeriği. Mesela tişörtün tamamını değil de pamuğu diyor organiktir. Evet. Gibi gibi yani mesela. Evet. O yüzden daha çok başındayız. Ama şunu söyleyeyim. Güzel bir haber var. Bununla ilgili özellikle kalkınma ajansları, belli dernekler, WWF mesela. Hı hı. Türkiye onlardan biri. Hatta beni de çağırmışlardı bir tanesinde Denizli'de bir konferansta. Böyle bir yeşil artık moda
hani tekstil falan, ona yönelik olarak bir farkındalık, bir proje çalışmaları falan artık başladı. Hani sıfırda değiliz. Onu söylemek lazım. O güzel bir haber. Ama olması gereken yerdeyiz. Bir tekstil ülkesi olarak aynı zamanda, ki 90'larda daha büyük bir tabii tekstil ülkesiydik. Malum Bursa vesaire, İstanbul. Bence çok da büyük bir fırsat, biliyor musun Meş? Yani çok büyük bir fırsat. Çünkü şu anda özellikle bu, bahsedeceğiz zaten belki birazdan, kutuplaşması daha yeni değişen dünyada şu anda bir şeylere gebe. Birdenbire Uzak Doğu'dan, Güneydoğu Asya'dan, özellikle Çin'den tekrar belki üretim üstü Türkiye'ye ve benzeri ülkelere kayabilir. Tam burada bize büyük bir fırsat düşüyor ama biz bu fırsatı eğer 90'lardaki gibi böyle fason, ucuz, yer altı falan gibi, yer üstünde olsa bile çok kötü koşullarda yani. Aynen. Hem işçiler için hem ürünler için kötü koşullarda, hani ucuza getirmek ve daha fazla kazanmak için onu tercih etmemeliyiz o yolu. Bir şey söyleyeceğim. Zaten bunu yapmanın da artık özellikle Avrupa Birliği'ne en çok ihracat yaptığımız tekstil konusunu Avrupa Birliği ülkeleri tabii Türkiye önde gelen ülkelerden biri. Orada şimdi konudan sapacak mıyız emin değilim ama o da bir parçası, çünkü Avrupa Birliği bütün bu hani yeşil dönüşüm, yeni yeşil anlaşma, efendime söyleyeyim falan filan, bunlardan bahsederken ve bir iklim değişikliğiyle mücadele için kaynakları daha sürdürülebilir kullanmak için bazı kriterler getirirken bizim yani alacağı ülkelerden de bir takım kıstaslar isteyecek. Ve çok yakında. Çok yakında. 2025 o kadar yakında. Şimdi olay şu. Bir yeşil mutabakat olayı var. Tam da senin şu anda söylediğin. Buna genelde yanlış biliniyor. Özellikle halk arasında. Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil diye bizi ilgilendirmez diye düşünüyor. Değil. Yeşil mutabakata birazcık yakından incelerlerse görecekler ki aday ülkeler ve sınır ülkeleri de buna dahil. Yani tam senin dediğin olacak. Biz burada bir şey ürettiğimiz zaman bundan sonra 2025 ve takip eden yıllarda diyecek ki sen benim standartlarıma göre üretmemişsin, geçmiş olsun. Nasıl ara ara bizim portakallar Rusya'dan falan dönüyor, haberler olur, domatesler vesaire. İşte o dönen şeylere tişörtler, müşörtler, pantolonlar vesaireler neyse de katılabilir. Eğer bu kafayla devam edersek. Fırsattan kastım tam olarak buydu. Biz eğer şu anda değişen bu düzende Türkiye yeniden böyle bir üst olmaya yönelik bir fırsatı iyiye dönük olarak kendinin üretimini sertifikalandırıp bir değer katarak, bir marka oluşturarak o tarafa doğru yönlendirirse gerçekten o fırsatı iyi değerlendirilmiş olur. Ama yine eskisi gibi fason tam da senin olmasın bu artık dediğin gibi olursa Afrika yani. O da ne olur işte, ne kadara satarsanız yani o da ayrı bir trajedi yani, hani öyle. O da ayrı bir konu ayrıca hani. Tabii. Afrika çünkü dünyanın bir şekilde geleceği yani, öyle de söylemek lazım. Çünkü şu anda büyüme oranları vesaire, Nijerya. Yani şöyle söyleyeyim, o konuya başka zaman aslında girmekte fayda olur ama 2100 yılında Birleşmiş Milletler'in projeksiyonlarına göre demografik dünyada yürüyen her iki kişiden biri Afrikalı olacak. Kalan o, evet, kalan o bir kişinin de %70-80'i gibi Güneydoğu Asya. Bunu ben tahmin etmiyorum. Bayağı bir nüfus bilimci. İstatistikler doğum oranı, gelişmişlik oranına göre 13 çocuk çıkarıyorlar. Çocuk, evet. O da ayrı bir sürdürülebilir. Ayrı bir konu. Sürdürülebilir popülasyon hikayesine giriyor ama bu konu önemli olacak. Çok önemli tabii ki. Yine tekstil, bir tişört sürdürülebilir modada. Şimdi bir takım şeyler, adil ticaretten bahsettik, yeşil yıkamacılık yapıldığından bahsettik. Bunun yanı sıra ne var mesela, hani iklimle ilgili kılık kıyafet alırken şimdi insanlar tabii ki belli ihtiyaçlar var. İşte okul kıyafetleri olsun, işte ne bileyim yazlık, kışlık bilmem ne olsun. Ama onun dışında da yine daha önce de daha farklı bir şekilde konuştuğumuz gibi bir işte tüketim meselesi var. Yani insanlarımız pek şeye önem vermiyor yani. Dostlar alışverişte görsün bir laf var ya bizde. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz Ferdi?
ya bu şu demek değil tabii ki hiçbir şey alma bilmem ne de yani bir ayakkabıyı parçalanana kadar giymek kötü bir şey değil. Değil. Birincisi ne var biliyor musun? Şunu atlıyoruz biz bunu yapmayıp. 50 tane çift ayakkabı aldığınız zaman sizin 3 tane çiftiniz olsa fark etmeseniz şu anda söyleyeceğimi bilseniz bile bir bağ kurarsınız eşyanızla. Şundan örnek vereyim. Bir tane evin var diyelim. Kurduğun bağı düşün. Özellikle o evin bütün proseslerine sen dokunduysan 10 tane evin olduğunu düşün. O verdiğin değer ister istemez 1/10 olacak. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onunla ilgili bir yaşanmışlığın da azalıyor. Bir hikayen azalıyor, anlatacak. Böyle bir aslında kendi kendine bir nomad haline getiriyorsun kıyafetlerin arasında. Ve aslında değersiz. Çok felsefi bir şey söyledim. Ama doğrusu da bu çünkü zaten sıkıntısı da burada. Hı. O yüzden o değersizliği yok etmek için daha çok alıyorsun. Bu da bir kısır döngü. Bir ayakkabı değil de 1000 tane oluyorsun. Her seferinde o kısacık o haz için. Bizi düşürdükleri aslında en büyük dertlerden biri. Bir de şunu söylemek lazım. Onu söyleyeyim. Bizde öyle bir durum var. Tişört 10 liraya buldum kaçırmayayım. Ha. Çok akıllıyım ben falan. Hani evet. Böyle bittim pazardan perşembe pazarı yok pazar pazarı bilmem ne pazarı böyle günlerinde pazarları var ya evet. Salı pazarı. Buldum 10 lira dünyanın en akıllısı benim. Bir de anlatırız ya onu. Ben bir tişört buldum 10 tane aldım 10 tane tişörtü. Şunu söyleyeyim. Ne yaptın abi o tişörtleri? Evet aslında şu var. 2 tane durum var. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim hikayesi var. Bunu konuşalım. Bu bir evet. Sözdür. Bir de ne var biliyor musunuz? O 10 liraya alıyorum ya ben. Aslında 10 lira değil. Onun bedeli çok büyük oranda doğaya falan ödetiliyor. O aslında gerçekten 100 lira. Sen onu 10 liraya alıyorsan, ben onu 10 liraya alıyorsam şu oluyor. İzmir'de Gediz Deltası'nda bir pamuk üretiliyor. Ve iğrenç bir yolda üretiliyor. Daha ucuz olsun diye. Zehir atılıyor, su nasıl vahşi yollarla kullanılıyor. Anlatabiliyor muyum? Zehirdir, gübredir. Fabrikaya giriyor. O fabrika... Şey altı, merdiven altı, orada çalışan işçilerin tamamı birçoğu sigortasız ya böyle belki göçmen anlatabiliyor muyum? Hani olabildiğince ucuza getirecek ya ben onu 10 liraya tabii, alacağım. Tabii. O fabrikanın bir atığı yok olduğu gibi Gediz Nehri'ne de kollarına belki boşalıyor ya da Ergene'ye hani gidiyor. Daha ucuz olacak 10 liraya alacağım. Oradan çıkıyor tedarik zincirinde en kötü yollarla yani hani böyle shipping oluyor öyle söyleyeyim. Olabilecek en karbon yükü. Fazla olanlarla geliyor bize aynen öyle. Zaten dünya kadar zehirli falan o boya kullanılan içeriği, tişörtteki en ucuzu, en sağlığa zararlısı. Dolayısıyla sağlığa da zarar var. Ben 10 liraya alıyorum ama en kötüsü ne oluyor biliyor musun? O güzelim kuş cenneti dediğin yerler, o tarlalar, o alanlar aslında sırf ben onu 10 liraya alayım, 100 lira olan gerçeklerini vermeyeyim diye yok ediyorum. Aslında kaybettiğim yer... Bir ülkenin, bir dünyanın serveti. Yani zokayı yutmayın diyorsun. Evet. Bu çünkü bir pazarlama stratejisi. Evet. Ucuz mal ucuz değil. Ucuz mal ucuz değildir. Evet. Ucuz mal ucuz diyorsa biri size kaçın orada. Kandırıyor. Yani ucuz diye bir mal olamaz. Çünkü malın ederi belli. Dedik ya hani dünyada belli miktarda madde var. O belli miktarda olduğu için değerli. Altın gibi düşün. Altın niye pahalıdır? Çünkü bir limiti var. Dünyadaki ham maddenin de bir limiti var. O yüzden değerli. Sen onu 10 liraya sattığın zaman çakallık yapmışsındır. Geçmiş olsun. Ben de alırken 100 liraya almadıysam onu normalde 100 liraya alacağım bir tişörtü örnek veriyorum. 2 yıl giyiyorsam o 10 liraya aldığımı muhtemelen 6 ayda ilk yazda yok olacak. Bir de şöyle bir şey var. İki şey aklıma geldi sen konuşurken. Birincisi bu yeşil mutabakat ve hani Avrupa'ya falan eğer bir fırsat var demiştik. Evet. Sen söylemiştin. Burada hani 2025'te Avrupa belli kriterlere geçecekse yani Türkiye'de şimdi bazı şeylerde benim bildiğim kadarıyla sektörde bir şey var, bir istek var yani buna uymak zorunda çünkü. Canı istese de istemese de. Ama devlet bu anlamda, genel anlamda bizim ülkemiz, bizim şeyimiz değil. Devlet bir takım şeyler koymazsa önüne, hani şart, şurt, denetim, yönlendirme, teşvik. Nasıl olacak? Zor olacak. Söyleyeyim, şu anda böyle bir şey var. İhracatçı birlikleri, sanayi odaları bu krizin farkında, bu fırsatın farkında ve olabildiğince kendi üyelerini diyeyim, hani o meslek örgütleri, sürdürülebilirlik, yeşil mutabakat konusunda eğitmeye, altyapılarını
hani hazırlayabilme konularında ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama çok zor. Niye zor olduğunu söyleyeyim mi? Türkiye sanılanın aksine aslında küçük ve orta ölçekli KOBİ'lerin ülkesi. Biz böyle büyük sanayi devlerinden çok az var bizde. Onların hep adları çok ön plana çıkıyor. Evet. Çokmuş gibi görüyoruz. Aslında Türkiye'ye baktığın zaman hep küçük ve ortadır. Çok büyük oranda öyle söyleyeyim. Ve küçük ve ortanın da bu tür ulusal uluslararası mevzuatlar akreditasyonu çok kolay değil. Çok böyle babadan oğula evet. Şirketler falan hani kapasiteleri küçük, 50 çalışanı var, 30 çalışanı var, ne bileyim 100 çalışanı var. Eğitim verecek, dış ticaretle ilgili belli kolay değil. O yüzden meslek örgütleri bunu yapmaya çalışıyor ama tam bu noktada Ankara'nın, merkezin bir el atması lazım. O peki el atma hikayesini görüyor muyuz? Paris Anlaşması bir adımdı hakikaten. Biraz geç oldu. Birkaç sene sonra ancak meclisten geçirdik vesaire başladı. Sonra bir yol haritası ortaya koyulmaya çalışıldı. Bunlar güzel adımlar. Eksiklikleri var mı yok mu? Var tabii, olmaz mı? Her zaman var. Adımlar güzel ama yeterli değil. Çünkü iki sene bir sektör için hiçbir şey. Yani şu anda yatıp kalkıp göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir zaman. Zaten yani bir gündem var, seçim gündemi var. Hani önümüzde çok da böyle inovatif, değer veren, katan şeyler çok seçim gündemlerinde malum. Tüm dünyada böyledir. Hı. Sadece Türkiye'de değil, çok ön planda olmayabilir. O yüzden çok kaşla göz arasında bu süre geçecek. Hı. Korkum odur ki bu fırsatı kaçıracağız. Tamam. Sadece ekonomik umarım anlamda değil, çevresel olmaz anlamda da. O zaman işte felaket olur. Çünkü zaten gidişat parlak değil. Koşullar açısından hani dışsal demeyeyim aslında. Yani gezegenin insan baskısı nedeniyle koyduğu, yaptıkları zaten öyle bir yere sürüklüyor. Bunu biliyoruz artık. Bunu artık tartışacak bir tarafı da kalmadı. Ama hala uyanmayıp bütün olan bitene hani çoğunlukla bizde de bir görüntü şeyi var ya hani var. Abi çok işte sürdürülebilirim, çok yeşilim falan filan. Ama iş öyle olmuyor yani. Bu ciddi bir mesele. Ciddi. Uyduruk yapılacak bir şey değil. Son olarak belki de unuttuğumuz yine yani aslında şöyle bir şey de söylemek isterim. Yani bireylere de insanlara da şunu yap, bunu yap. Evet, bilinçlenme çok önemli. Yani herkes de bazıları da o omuzlarındaki yükü o kadar fazla hissediyor ki bunalıma giriyor. Abi ne yapacağım ben falan diye. Haklı olarak. Haklılar yani belli. Bu iklim kaygısı, dünya nereye gidiyor, bu işte aşırı tüketim bilmem ne falan filan. Fakat tabii ki büyüklerin yani sanayide ya da muhalefetin de aslında iktidar muhalefet değişir değişmez. Bu anlamda zorlayıcı bir takım politikaların açıkçası ben yani gündemin baş yerlerinde göremiyorum. Çok uzağında. Çok uzağında. Çok biz de çok uzağındayız ama yani çok basit şeyler de yapılabilir aslında. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinde araçlar vergilendirirken ürettikleri karbon göz alınıyor. Bizde mesela motor hacmine göre oluyor. Motorun ne kadar büyükse o kadar hani CC diyoruz ya evet. Falan. Mesela en basit bir şey çok kolay yani belki 3 günde halledilir. Zaten hazır olan bir mevzuatı gelip getireceksiniz buraya gibi. Yani çok basit şeylerle de başlanabilir. Hani burada böyle konuşuyoruz. O yolları o kim kullanacak? Verdi. Gibi yani. Evet. Geçecek, aslında bakınca tam sen. Öyle deyince evet. Biraz da karmaşık durumu o. Ya. Yani öyle bakınca ama başlanabilir onu söylüyorum. Hı. Ve bence Ankara'nın özellikle merkezi hükümetin ve bence bir ölçüde de Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerinde de sorumlulukları var. Bir şeyi Afganistan'da Rusya'da yanlış yaptığım bir şey. Eskiden belki umursamadık. Aslında nedenlerinden biri benim. Ben burada klimayı cayır cayır yaktım diye. Biliyor musun? İşte eskiden hiç böyle birbirini suçlayamadık. Böyle nur topu gibi bir küresel kendimize şey çıkarttık, sorun. Eskiden doğru. Hep biz bunu bir sorun çıksa da diktatörler ararlardı böyle şeyler. Hemen bir ülkeye girin falan. Şimdi bayağı tüm ülkeye artık dünya hedefine ulaştı. Böyle bir sorun bu. Her ülke, şey birbirine bağlı. Orada Putin ne yapsa, burada işte hani Güneydoğu Asya'da biri yanlış bir şey yapsa gelip buradaki benim selimi etkiliyor işte. Benim sıcaklığımı etkiliyor. Ben ona göre elektriği az kullanıyorum, az kullanıyorum. Tabii. Baktığında. Yani Çin'deki insan beni nasıl etkiler? İşte tam da böyle etkiliyor artık. Doğru. O yüzden hani bunu sadece Türkiye sorunu, Avrupa Birliği sorunu diyebileceğimiz aşamayı geçtik. Onu bir kere bilelim. Yani moda çok önemli. Hepimizin şunu söylemek lazım. Söyle. Yani bir mana dünyası, estetik kaygılarımız bunlar çok kuvvetli, güzel şeyler. Bizi biz yapan şeyler. Yani modadan mahrum kalmaktan bahsetmiyoruz. Yeşil olmak adına. Ama gerçekten bir şeyi de doğru yapmak gerekiyor. Sırf laf olsun diye falanca firmanın ben yeşilim demesini de yemeyelim. Bunu çünkü yıllarca yedik.
O yüzden gerçekten ben yeşil bir fashion'ım diyorsa, modayım diyorsa onu yerine getirsin, biz de kullanalım. Elbette biz de istiyoruz ara ara güzel değişik tişört almayı vesaire. Hoşumuza gidiyor ve güzel de bir şey. Kendimizi prezente ediyoruz dışarı hani vesaire. O yüzden hani onu o şekilde yaklaşalım. Yöntem her şey. Öyle kategorik yaklaşmamak gerekiyor. Eyvallah. Hocam. Teşekkürler. O zaman herkese hoşça kalın. Bir sonraki Yeşil Dalga'da buluşmak üzere. Evet. Dalgayı yakalıyoruz arkadaşlar. Yakalıyoruz. Dalga'da gidiyoruz. Gidiyoruz.